Merhabalar. Bu videoda 600 yıllık bir gizem barındıran Voynich kitabının şifresinin nasıl çözüldüğünü ele alacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmadıysanız sağ alt köşede bulunan abone ol yazısına tıklayarak bana destek verebilirsiniz. 1912 yılında Wilfried Voynich adında Polonyalı bir kitapçı şans eseri bu gizemli kitabı bulmasından ve kitaba kendi adını vermesinden önce kitap simyacılar ve imparatorlar arasında el değiştirmişti. O zamandan beri pek çok kriptograf, kod yazıcısı ve dil bilimi uzmanı Voynich el yazmasının sırlarını keşfetmeyi denedi. Ancak sayfalarında yer alan gizemli kodların, garip bitkilerin ve sembollerin anlamları çözülemedi. 240 sayfalık bu gizemli kitap ana hatlarıyla 5 bölümden oluşuyor. İlk bölümde birçok bitki resmi ve altlarında yazılar bulunuyor. Bitki resimlerinden bazıları bilim adamlarınca tanımlanamadı ve kitabı yazan kişinin bunları hayali olarak çizdiği düşünülüyor. İkinci bölümde astrolojik çizimlere rastlanıyor. Güneş, takım yıldızlar, burçlar ve mevsimler resmedilmiş. Üçüncü bölümde işler daha da ilginçleşiyor. Bir çember halinde sıralanmış, ellerinde yıldıza benzer objeler tutan kadınlar ve çemberin merkezinde bulunan farklı türden hayvanlar var. Bunlar birer ritüel betimlemesi olabilir. Dördüncü bölümde ilaç tarifleri olduğu düşünülüyor. Beşinci ve son bölümde ise sadece yazıdan oluşan kısımlar var. Muhtemelen bir özet niteliği taşıyorlar. Kitapta bulunan kelimeler soldan sağa yazılmış. Bu durum kitabın Avrupa kültürüyle yazılmış olması ihtimalini artırıyor. Ayrıca kitap belli başlı 25-26 harf ile yazılmış olmasından ötürü yazan kişinin kendine has bir alfabe geliştirerek bunu yazmış olduğu düşünülüyor. Bunun bir alfabe yerine bir şifreleme metoduyla yazılmış olduğu görüşü de hakim. Örneğin bizim alfabemizde bulunan harfleri 1, 2, 3 şeklinde numaralandırırsak 27, 18, 28, 17, 12, 3 ve 10 yazdığımızda bunun karşılığı Voynich olurdu. Tıpkı bu şekilde bir kodlama yapılmış olabilir ve eğer durum bu şekilde ise yazarın bunu nasıl yaptığını bilemediğimiz sürece bu yazılar çözülemeyecek demektir. Bu kitabın niçin yazıldığı hakkında iki efsane vardı. 1. Wilfried Voynich bu kitabı ilgi çekmek için kendi yazmış olabilirdi. Bu iddia kitaba karbon tarihleme yöntemi yapılmasıyla çürütüldü. Çünkü kitabın yaklaşık 600 yıl kadar önce yazıldığı kanıtlandı. İçinde bulunan mistik ve astrolojik çizimler, bitki illüstrasyonları ve yazıldığı dönem dikkate alınınca bunun bir simya kitabı olduğu ve şifresi çözüldüğünde ölümsüzlüğün sırrının çözüleceğini düşünen kriptologlar da var. İkinci efsane ise bilinmeyen bitkilerden bahseden bu kitabın uzaylılar tarafından dünyada bırakıldığı ya da yazarın bu kitabı uzaylıların yardımıyla yazdığı düşüncesi. Bu iddiada her zamanki gibi bilmediğimiz bir şeye mistik yaftalamalar yapmamızdan kaynaklanıyor ve kitapta yazılanların kültürel ve yazı tipi itibariyle Latince'ye ve İbranice'ye yakınlık göstermesi bu ihtimali ortadan kaldırıyor. Ortaçağ tıbbi el yazmaları konusunda uzman olan Nicholas Gibbs, İngiliz Times dergisinde yayımladığı makalede Voynich el yazmasının Latince ligatürlerle yazılan bir tıp kitabı olduğunu söylüyor. Ligatür, sık kullanılan kelimelerin veya kelimelerde sıkça yan yana gelen harflerin bir araya getirip birleştirilmesiyle oluşturulan yeni şekiller anlamına geliyor. Gibbs'e göre tüm el yazması bu tür karakterlerle yazılmış. Kitabın özellikle jinekolojik rahatsızlıklara ve çözümlerine eğildiğini söyleyen Gibbs, bu durumun yazarı ligatür kullanmaya itmiş olabileceğini söylüyor. Ortaçağ Kilisesi'nin yaptığı baskıdan çekinen yazar, özellikle kadın sağlığı gibi hassas bir konuda gözleri üzerine çekmek istemediği için böyle bir şey yapmış olabilir. Ayrıca Gibbs, bu durumun çok daha insani bir şeyden kaynaklanmış olabileceğini de belirtiyor. Tembellik. Bütün bir metni birebir kopyalamaya üşenen yazar, bundan kaçınıp kaybolmasını istemediği metni mümkün olan en kısa biçimiyle aktarmış olabilir. Gibbs'e göre takım yıldız çizimleri de yine bu durumla ilgili. Roma döneminde hastalıkların ve uygun tedavilerinin gök cisimlerinin belli dizilimleriyle ilgisi olduğu düşünüldüğü için medikal bir kitapta bunlara yer verilmesi son derece normal. Bunlar mantıklı ve anlaşılabilir yorumlar. Fakat kitapta gerçekten ne yazıyor? İşte bu soruyu Kanadalı bilgisayar bilimcilerin geliştirdikleri yapay zeka çözdü. Alberta Üniversitesi'nden araştırmacılar, garip kitabın kelimelerinin arkasındaki gizli ve şifreli dili anlaşılır hale getirmek için algoritmik deşifre denen bir teknik kullanarak el yazmasındaki bölümleri tercüme ettiler. Yapay zeka, kullanılan kelimelerin içinde sesli harflerin olmadığı alfagram olarak adlandırılan bir tür anagram olabileceği görüşüne vardı. Peki alfagram ve anagram ne demek? Bunları birer örnekle açıklayabilirim. Alfagram, bir kelimedeki harflerin alfabetik olarak sıralanmasıdır. Örneğin, araba kelimesinin alfagramı A, 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 B, R'dir.
Anagram ise bir kelimedeki harflerin yerleri değiştirilerek anlamlı yeni bir kelime oluşturmaktır. Örneğin kısa kelimesinden askı ve ıska kelimelerini oluşturmak gibi. Aynı zamanda sesli harflerin kullanılmaması tarzı Orta Çağ'dan gelmektedir. Bir kelimedeki sesli harfleri çıkarırsanız, onu okuyan kişi kendi aklından hangi sesli harfleri aralara yerleştirirse o şekilde bir anlam çıkarır. Bu durum, aynı zamanda herhangi söylediğiniz iddia edilen bir kelimeden suçlanmanız ihtimalini ortadan kaldırır. Bu bilgilerden hareketle araştırmacılar çeşitli bitki türlerini içeren Voynich el yazmasının bitkiler bölümünün ilk kısmında çiftçi, ışık, hava ve ateş gibi botanikle ilgili birçok terim bulunduğunu çözdüler. Dünyanın en gizemli kitabının nasıl başladığına gelince, yapay zekaya göre Voynich'in ilk sözleri şunlardı. O, rahiplere, evin erkeğine, bana ve insanlara tavsiyelerde bulundu. Voynich El kitabını açıklamalarda verdiğim linkten inceleyebilir, diğer videolarımı ekranda çıkan pencerelere tıklayarak izleyebilirsiniz.